Keçilerde makinayla sağım. Kimi ülkelerde keçiler makineyle de sağılabilir. Türkiye'de ise makineli sağım başlangıç aşamasındadır. Bu yöntemle daha az iş gücüyle daha hızlı sağım ve sağlıklı sağım yapılabilmektedir. Aynı zamanda sağıcı ile ilgili çeşitli sorunlar da ortadan kalkar. Çok büyük katkıları yanında makineli sağımında getirdiği kimi sorunlar vardır. Keçilerin makineyle sağıma alıştırılması, sığırlara oranla daha güçtür. Ayrıca makineli sağımdan sonra memede kalan sütün elle alınması gerektiği için işçiliği yükseltir. Sağım makinelerinin temizlik dezenfeksiyonu özen gerektirir. Aksi durumda çeşitli bulaşıcı meme hastalıklarının sürüde kolayca yayılması yanında, sağılan taze sütün daha sağım yerinde enfekte olmasına ve bozulmasına neden olunabilir. Makineli sağımın yaygın olduğu ülkelerde keçiler için de özel makineli sağım yeri modelleri geliştirilmiştir. Sağmal keçi sayısı arttıkça sağım yerinin kapasitesi ve sağım ünitelerinin sayısı da artmaktadır. Sağım platformu sağımcı konumuna göre 80 ila 90 cm yükseklik, 90 cm derinlik ve 55 ila 60 cm genişlikte yan yana dizilen sağım bölmelerinden oluşur. Keçi sağım makineleri teknik özellikleri bakımından sığırlarda kullanılanlara çok benzerdir. 10 ila 30 baş sağmalı olan işletmeler için kovalı tip, daha büyük sürüler içinse borulu tip sağım makineleri önerilmektedir. İki sağım başlığı içeren keçi sağım makinelerinin vakum gücü sığırlardakine hemen hemen eşittir. Ancak dakikada emiş sayısı biraz yüksektir. Sağım başlıklarının takılıp çıkarılmasında hava ve vakum kaybı keçilerde oransal olarak daha fazladır. Her sağım başlığı için gerekli hava miktarı kovalı sağım için dakikada 80 litre, borulu sağım içinse dakikada 150 litre olarak belirlenmiştir.